Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Fikir ve görüşlerinizi yorumlarla bize bildirin. Yapmış olduğunuz bebekleri de bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videoda önceki videolarımda çekmiş olduğum bebekleri süslemede kullandım. Çiçek tarifi vermek istiyorum sizlere. Bu bu şekilde 4 yapraklı bir çiçek. Yapımı çok kolay. Yani bir bebek ördüğünüzde ya da çocuğunuzun yeleklerine düğme olarak bile kullanabileceğimiz yapımı en kolay çiçek tarifidir. İple ilgili, kullandığım iple ilgili çok bilgi vermeyeceğim. Çünkü her türlü ipten olur. İstediğiniz her ipi kullanabilirsiniz. Bu çiçeklerin yapımı hemen anlatacağım. Ben bunları önceden hazırladım. Çünkü yapmış olduğum bir film var. O filmin süslemesinde kullanacağım. Şimdi bu çiçeğimi nasıl kullandığımı size nasıl yaptığımı gösteriyorum. Sihirli halka yaptım. Bir zincir çektim. Elime ipimi doladım ve 1, 2 zincir çekiyorum. Ve ikili trabzan yapmak için ilmeğimi aldım. 1. Yani şu sihirli halka boşluklarını dolduracağız. Bu şekilde. 2. Üç ve dört. Dördüncü ikili trabzanımı da yaptım. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Devam edeceğiz. Devamında da tığım boş. Boşluğa battım. İlmeğimi aldım ve içinden geçirdim. Yani ilmek kaydırma yaparak kapattım. Üzerine bir zincir ve ikinci zincir. İki zincir daha çektikten sonra devam ediyoruz. Yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. Üç oldu ve dördüncü ikili trabzanımı da yaptım. Yapraklarımın iki tanesi oldu. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde halkanın boşluğundan ilmeğimi geçirip ve tığımdaki ipimi çıkartıyorum. 1, 2 zincir daha çektim. Tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. 4 trabzanımı yaptım. Ben 4 tane yaprak kullanıyorum. Siz daha da arttırabilirsiniz. Üzerine devam edebilirsiniz. Şimdi bunu yine burada kapattım. 1, 2. 2 zincir yaptım. Tekrar 4'lü trabzan yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Şu sihirli halkamı sıktırıyorum. Ve bu boşluktan yine ipimi geçiriyorum. Tığımdaki ipimi de boşalttım. Sıktırıyorum. Şimdi tığımdaki ipimden şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Şu sihirli halka ipimi iyice çektiriyorum. Sonra bunu çektiriyorum. İyice bağlansın. 4 yapraklı yoncamız, çiçeğimiz hazır. Dilerseniz bunları daha uzun bırakabilirsiniz. Bağlayarak birleştirmek istediğiniz yerlere ipini uzun bırakıp bebeklerin kollarını, ayaklarını, saçlarını da bağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Ve çok güzel, yapımı çok kolay bir çiçek oluyor. Bunlardan 4 tane daha yaptım. Bunları taç yapacağım ben. Taç olacakları için bu şekilde yan yana dikebiliriz de
yapıştırabiliriz de. Ben kızım oyuncaklarını güzel kullandığı için genelde yapıştırıyorum. Bu şekilde hazır. Umarım anlamışsınızdır. Videoyu tane tane çekmeye çalıştım. Takıldığınız bir yer olursa yorum atmayı çekinmeyin. Mesaj atabilirsiniz. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdilik bu videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.